Hiç şansın yok. O cinler de seni bırakamıyor işte. Bırakacaksın. Adam gibi, yaptığın gibi adam gibi bırakacaksın. Neyi bırakamıyorsun? Bırakamayacağın bir şey Allah teklif etmez sana. Ölünce bırakacaksın. Bırakamıyorum. Öyle bir şey yok. Bırakamayacağın bir şeyi Allah teklif etmez. Bırakacaksın. Yapmayacaksın. Yani yufsidine filan, ya hem arzda hem dahilde fitne çıkarıyor. İçi tahrip ediyor. Tahrip ettin, kanal açtın. Ne doktor arıyorsun? Kusur arasana. Ne hoca arıyorsun? Günah arasana, günahını arasana. Hepimiz dahiliz ha, size hitap etmiyorum. Kendime bunu söylüyorum. Çoktan da o bataklığa düşmelerini istiyor ki, maruz kaldığı o dehşetli halet bir parça hafif olsun. Birileri de varsa, ya ben yalnız değilim ya, bu tipten insanlar da var falan diye teselli buluyor. Ya kardeşim, başkasının olmasa senin kusurunu hafifletmiyor ki. Yani bak, senin dişinin olması, ya başkasında dişi ağrıyor deyince bu hafifliyor. Niye? Çünkü, ha, ve keza bir şahsın kalbinde bir ihtilal, bir fenalık hissi uyanırsa, yüksek hissiyatı, kemalatı sukut etmeye başlar, kalbinde tahribata, fenalığa bir meyil, bir zevk peyda olur. Yani birisinin kalbinde fesat başladı mı, yani bozuldu mu, bunun lezzeti tahriptedir. Bir insan düşünün ki kul hakkına kale almıyor. Bir insan çok rahat ezan okunduğu halde namaz kılmıyor. Çok rahat yani, çünkü çalaka yani kılmayabilir diye yani derken kılmaz, oruç tutmaz, yapmaz ama ya o saatte de bir insan bir nedamet eder, bir sıkılır. Kalbin acayip bozulduğunu gösteriyor. O şahsın kalbinde bir ihtilal, bir fenalık hissi uyanırsa yüksek hissiyatı, kemalatı sukut etmeye başlar. Kalbin yani yüksek hissiyatı, o ulvi, dini hassasiyeti gitmeye başlar. O da gitmeye başladı mı, tamam. Bir de biraz da ilerlerse, kalbini bozmuşsa onun lezzeti artık armutta, balıkta, baklavada değil, tahribatta. İlerlerse, yani kalbindeki maraz ilerlerse onun lezzeti tahribatta. Ya bu adam, bir insan bunu nasıl yapar, nasıl der diyoruz ya. İfsi, kalbi bozulmuş, yapar. Şaşırıyorsun değil mi? Ya bu komşu bunu nasıl yapıyor ya? Şaşırma kardeşim. Şaşırma arkadaşım. Kalbi yufsidüne filan. Hem arzda hem dair nefese. Kalbi de artık onu yapma diyecek bir mecal yok. Kul hakkı mıymış? Ana baba hakkı mıymış? Allah hakkı mıymış? Yaratılış gerçeğiymiş. Hiç böyle bir şeysi yok yani. Fok balığı gibi yer içer yatar. O ürer, biter yani. Fenalığa bir meyil, bir zevk peyde olur. Bak acayip bir şey. Fenalığa karşı zevk olur ha, zevk. Adam öldürmekten zevk alır. Hayal etsene bir adam öldürüyorsun böyle falan. Hepiniz vicdanınıza sorun böyle. Bir çanta buldunuz falan. Değil mi mesela? Koyarsınız cebinize değil mi? Mümkün mü? Koyamaz. Bak bakayım, senin nefsin bile kabul etmiyor bunu. Değil mi, etmiyor değil mi? Ha, şimdi onu anlaman için söyleyeceğim. Şimdi bundan zevk alır o. Sen sıkıldın ya. Belki de bu geceyi buldun. Sıkılırsın, ille bu gece onun sahibini bulmadan yatmasın değil mi? Yarına demezsin. Çünkü vicdan rahatsız eder. Niye? Ya o nasıl yatacak bu adam? Sabaha yatamazsın. Öyle mi değil mi? Sorun bakalım vicdanınıza. İşte bu fırsat kabul edenin ruhunu, vicdanını, kalbini ayar et şimdi. Yani bozulmuş. Eylemden kalbe gidiyoruz. Fenalığa bir meyil, bir zevk peyde olur. Yavaş yavaş o meyil kalbinde büyür. Sonra o şahs bütün lezzetini, zevkini tahribatta, fenalıkta bulur. İşte o vakit o şahs tam manasıyla arzda yırtıcı bir hayvan, ihtilali çıkarıp büyüten bir bela, fesadı durmayıp karıştıran bir afet kesilir. İşte o vakit o şahıs
tam manasıyla arzda yırtıcı bir hayvan, ihtilali çıkarıp büyüten bir bela, fesadı durmayıp karıştıran bir afet kesimidir. Vay be. Çok tuhaf. Peki böyle bir insan nasıl yaratılmış yani? Niye yaratılmış sorusu akla geliyor. Yani artık arzda ne yapar? Tam manasıyla arzda yırtıcı bir hayvan. Yırtıcı var ya böyle. Pars, aslan, ne bileyim. En berbatı ben şey aklıma geliyor. O çakal gibi var ya böyle. Sırtlar mı ne? En pis onu şey geliyor. Böyle bunu koyunca hem aklıma geliyor. Sanki bu şahıslar böyle insanlığın sırtlanı gibi. Arzda yırtıcı bir hayvan, ihtilali çıkarıp büyüten bir bela, fesadı durmayıp karıştıran bir afet kesilir. Böyle bir şey olur bu adam. Nasıl oluyorsa. Fiskıyla arzini tesir oluyor. Evet. Nasıl olur? Yani bu, o da var işte. Hemen altında zaten. Bir faskın fıskıyla arzini tesir olması akıdan uzaktır. Hemen altındaki cümle. Çünkü niye? Madem ki cevap, madem ki arzda nizam var, muvazene de olmalı. Yani kainatta bir nizam var. O zaman bir denge de var o zaman. Karşılıklı bir denge var. Hak batıl, doğru yanlış, karanlık aydınlık gibi. Hatta nizam muvazeneye tabidir. Binaenaleyh bir makinenin dişleri arasına küçük bir şey düşerse makine mütesir olur, belki faaliyeti durur. Mesela böyle saat düşünün hassas. İçine bir tane şey düşse toz, bize düşse yapmayız bile. Ama saate hassasa düşse makine durur. Öyle bir cihazlar var değil mi böyle elektronik? Bir makinenin dişler arasına küçük bir şey düşse makine mütesir olur, belki faaliyeti durur. Veya faraza iki dağ bir teraziyle tartılırken terazi muvazi olduğu vakit bir gözüne bir ceviz ilave edilse muvazenesi bozulur. Yani şöyle bir terazi düşünün, böyle terazi düşünün. Çok hassas ama iki dağ tartıyor. Öyle bir terazi. Bir ceviz koysan orası aşağı iner, ötekisi yukarıya çıkıyor. Ya bir ceviz çıkarır mı? Çıkarıyormuş. Ya benim bir günahımla bu kainat niye fesat olsun, niye bozulur? Ona ait bir misal. Bak iki dağ tartan bir terazi düşünün. Çok hassas terazi. Tam dengede. Buraya bir ceviz koysak bu dağ çıkarmaz mı yukarıya? Ya bir dağ nasıl ceviz dağ ceviz oynatır der misin? İşte bak oluyor. Çünkü dünyada da aynı böyle terazi var ya. Aynı bu terazi her şeyde var. Burayı kaçırmamanız gerekiyor. Bir daha söylüyorum. Bak şimdi. İçine geçeceğim de senin. Terazi düşünün ama çok hassas. Kuyumculardan daha hassas terazi. İkisine tam eşit sıfır. Tam eşit dağ var. Dağ var. Tamam mı? Bir tane kefeye ceviz koysak bunu aşağı indir. Hassas ya çok. Bunu yukarı. Der misin ki ya bir ceviz daha aşağı indirebilir mi? İndiremez. İndiriyor işte. Niçin? Hassas bir sistem içinde olduğu için. İşte bu teraziye de kıyas edilmeyecek kadar binler derece fevkinde her şeyde terazi var. Yani armutla buğday arasında, armutla bulut arasında, buğdayla güneş arasında, insanla buğday arasında böyle bir terazi var. Şimdi teraziyle içeriye giriyoruz. Akıl kalp arasında terazi var. Dünyevi hadiseleri tartıyor. Düşüncelerin içerisinde bir sürü teraziler var. Doğrularımız, yanlışlıklarımız var. Doğru düşünmek, yanlış düşünmek. Muhabbetlerimizle dostlarımız arasında böyle terazi var. Yani ikinci. Hanımla çocuğum arasında terazi var. Her şey aslında kendisi terazi. Böyle düşünmüş müydün? Bak terazi kendisi terazi. Mesela çok hassassın. Bir tanesi bir şey diyor. Ya git kardeşim ya. Git başıma bela olma ya. Allah Allah. Başka zaman şey yaparsın. Sen de diyorsun ki ona ne dedim ya? Ne dedim ya, bu adamı bana patladı kardeşim. Sana patlamadı. Sende ifade edildi. Sende ifade edildi. Sabırlı ol, akıllı ol. Hanımın sana böyle yapıyorsa hemen patlama. Hemen patlamamak lazım.
Ben de baştayım yani, en başta benim yani. Çünkü niye? O patlayacak bir hale gelmiş. Sebep buldu, tak diye vuruverdi. Terazi yani, terazi bozuldu. Yani öyle bir teraziye, mesela şöyle ceviz koyarsın böyle iner. Ama yukarıdan aşağı cevizi koydun mu dibe vurur. Pat diye vurunca sana da pat diye vuruyor işte. Yani içte hep teraziler var. Duygular arasında teraziler var. Gidip gelmeler yaşıyoruz. Yani bu terazileri o kadar nihayetsiz ki. Bak bir de söylüyorum. Göz ile çiçek arasında terazi var. Göz ile akıl arasında terazi var. Mesela bir tane terazi söyleyeyim size, şaşıracaksınız. Eliniz nereye gidiyorsa gözünüz oraya gidiyor. Mesela eliniz şöyle olabilir mi? Gidiyor ama gözünüz orada. Yok. El neredeyse göz orada değil mi? Göz neredeyse akıl orada değil mi? Akıl neredeyse duygu orada değil mi? Fikir orada değil mi? Aynı bunun gibi. Ortada bir yemek var. El gidiyor, göz de oraya gidiyor. Gözden çıkan bütün güneşten foton çıkacak. İyi dinleyin burayı. Güneşten buraya uymamanız lazım şurayı. Güneşten foton çıkacak, insandan koku çıkacak, gülden koku çıkacak. Fakat göz bakarken enerji gitmeyecek. Güneş de gözdür ya, semanın gözü. Güneşten foton gidecek, insanın gözünden foton çıkmayacak. Eliniz sofraya giderken, eliniz neredeyse göz orada değil midir? Şöyle yiyor musunuz? Yok, neredeyse orada. Peki, eliniz nerede? Gözünüz orada, terazide bak. El nerede? Göz orada, teraziye bak. Göz nerede? Akıl orada. Akıl nerede? Düşünce orada. Düşünce neredeyse hisler orada. Peki, koydum ben hislerimi buraya. Buraya soktu mu? Kanka, bacım da koydu, kız kardeşim de koydu, kızım koydu, oğlum koydu, eşim koydu, aşım koydu. Hepimiz aynı yerdeyiz. Burası nedir? Yemek değil ki bu artık. Muhabbet çanağı. Uhuvvet kabı. Tesanüt simgesidir artık o. Kap değil o. Orada yiyeceksin bak. Dengiz gör. Peki tersini yapalım. Kız öteki odada aldı tabağını. Çorbası. Ötekisi. Sen de televizyon karşısına. Ya bir durun be ya. Dur ses çıkart be ya. Bir şey diyor televizyon ya. Şimdi terazi nasıl bozuk görüyor musun teraziyi şimdi? Terazi mi kaldı? Aynı yere okuyorum ya, beraber okuyoruz. Bir tanesi kartı giydi, hakikaten öyle mi yazıyor terazi falan. Gelip bir bakayım desene, dedi ki, ya senin okuduğun kibret başka kardeş. Terazi uygulayacaksın, terazi nedir terazi bak. Az da diyor ki hatta kainatta da böyle bir makine, dişleri birbirine bağlı. Bütün nasıl makinede dişler birbirine bağlı ya. Mesela kapıda şey var. Kamera var. Seni görüyor, açılıyor. Resim çekiyor. Resim çekince içeride yazılım var. Yazılım görünce oraya aktif ediyor. O aktif edince elektrik gönderiyor. Elektrik gönderiyor. Kapıyı açılıyor vesaire. Birbirine bak tak tak tak. Şimdi buldaya bakıyoruz. Çiçeğe bakıyoruz. Çiçeğe bakıyoruz. Nasıl tak 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 gidiyor? Ya insanın düşünceleri bile böyle dışarıya canlı oluyor ya. O makineyi düşünün işte, bak makine, bak gördün mü, dişe bakın. Bak benim dişliğimle hanım, kızım, evladım, gelinim nasıl birbirine bağlı? Bu bizi bağladı burası. Direkt bağlanamadık, kızıyoruz değil mi? Kavga ettik ya, git ya falan. Ha sofraya oturduk. Hadi hadi gel, hadi sofrada yemek yiyoruz, evet. Biraz önce kavga yaptık, geldiniz. Şimdi ne yapacak? Benimle o aramda şey yok, terazi dengesiz. Ha bu bizi birleştirecek. Aynı yere gideceğiz, muhabbet yapacağız, kaşık ya. Şimdi onun kaşık attığı yere ben de atıyorum yani. Onun baktığı yere ben de bakıyorum. Göz de şu an gönderiyor. Ya mutluluk iki elimizin arasında uçmuş gitmiş. Detaylarda kaybetmişiz yani. Kendimizi mahvetmişiz. Kızın odada çay içiyor. Hanım da oturmuş kendisi televizyon seyrediyor. Sen de almışsın, WhatsApp'tan cevaplarsınlar şu an Facebook'larda yazacağız. He, o evde mutluluk olacak. Vallahi olsaydı ben de olmam. Mutlu olacak. Kim kaybetmiş ki sen bulacaksın? Dişliler birbirine girmiş. Terazi bozulmuş, bozulmuş. Yapma. Dışarıda yemek yeme.
Senin hanımı, ben senin için söylüyorum. Senin hanımın yaptığı en kötü yemek dışarısının en iyisinden iyidir. İki, dışarıda ne yedin? Aynı paketi kızına, oğluna, hanımına yap getir. Sen ne yedinse dışarıda da onu yiyeceksin. İmtiyazlaştırma kendini. Allah rahmet etsin. Bu dersi Rüştü abiden almıştı. Hiç kendisi imtiyazlaşmamış. Hiç özel yemek yapmamış, özel giymemiş. Özelliği olmamış. Bizim gibi yaşadı, bizim içimizde yaşadı. Öyle. Hepiniz şahitsiniz. Öyle değil mi? Bir gün hasta, ben imtiyaz, ondan sonra meğer ateş basmış, şey yiyoruz. Ondan sonra geldi, tam erkeğimizin hastanede yiyoruz ya, çorap bir şey vardı, yoğurt vardı, meğer hasta. Ya diyor, beni de çağırmıyorsunuz diyor, bir o hasta. O yoğurdu aldı. Dedi ki, siz bitirdiniz, biraz da ben yiyeyim dedi. Oturdu bak, Allah, yani imtiyaz, muhabbet, bak şimdi konuşuyorum, bakıyor musun? Yani oraya uvvete sebep oldu gibi, buraya da malzeme oldu. Arkadaşlar, kendi ellerimizde kendimizi yıkıyoruz. Yapmamak lazım. Diyor ki bak, madem arz, insan düşünün, bu okuyacağım yere insan koyun bakın. Madem ki arzda nizam var insanda, muvazenede olmalı. Yani birbirine karşı yapı, sistem dengeli olmalı. Hatta nizam muvazeneye tabidir. Binaenaleyh bir makinenin dişleri arasına küçük bir şey düşerse, makine mütesir olur. Belki faaliyeti de durur. Veya faraza iki dal bir teraziyle tartılır iken, ya ne olur bunu böyle bir şeyi anlatmak için kullanılan misali Allah aşkına kullanalım, eşya ile bizim aramızdaki terazileri bulmak lazım. Teraziyle tartılır iken terazi muvazi olduğu vakit bir gözüne bir ceviz ilave edilirse muvazenesi bozulur. Ya ceviz nasıl dağa kaldırır? Kaldırır kardeş. Bir söz seni dibe indirmiyor mu? Bir söz seni yukarıya çıkarmıyor mu? Arkadaşlar, haram helal etmiyor mu? İki tane kadın erkek haram. Ondan sonra nikah yaparken kabul ediyor musun? Ettim. Söz değil mi o? Helal oldu. Ondan olacak çocuk, affedersin, bila velet olacaktı. Bundan oldu, hayırlı bir evlat. Bak söze bakın, ceviz işte bu. Görüyor musun cevizi? Bir söz ya. Acayip bir şey ya. Ceviz işte bu. Bir ceviz ilave edilirse muvazenesi bozulur. E muvazene de bozuluyor. Bir şey, bir ceviz gibi bir laf duyuyorsun ufak bir şey. Ha? Veya fındık kabuğu gibi doldurmayacak. Vurmuşsun kapıyı çıkmışsın derse gelmişsin şimdi. Şimdi de azap çekiyorsun yani. Valla ne denedik ya? İşte bak cevizi fazla izli koymuşuz kefeye. Aşağı inmiş yani. Dünyanın da manevi nizam makinesi böyledir. Mütemelit bir fasıkın fıskı, yani büyük tepecikte adam fasık, bir fısık yapıyor. Arzı muvazine-i maneviyesinin bozulmasına vesile olur. Dünyanın da muvazine-i maneviyesi var. Şahsiyet-i maneviyesi var. Yani bakın arkadaşlar, insanın bir teri kokusu var değil mi? Var. Kafamızdan çıkan düşünceler de yayılıyor. Maddidir bu, maddi. Gözden baktığımız yere güçlüyse sen sokuyorsun, değilsen oradan sana giriyor. Menfi veya müsbe. Ha, şimdi dünyanın manevi nizam makinesi böyledir. İnsan da böyledir. Beden, akıl, düşünce, hayal, akıl, kalp, terazi. Bak şimdi. Gördüm bir tane açık saçı birisini. Abi yanıyorum ya takıldım. Bak terazi bozuldu. Bütün duygular ona çalışacak. Bütün fikirler ona çalışacak. Abi kurtulamıyorum abi diyor. Ya. Bir şey söylüyorsun pat diye yukarıya çıkıyor. Bak bir tanesi söyleyeyim. Bak dengeye bak. Geçen hafta anlatmıştım. Öldüm. Kalbiyi. Anlatmadın. Adam bize ulaşamadı. Belçika'dan geldi. Belçika'dan. Burada mı anlatmış? Bak 22 dakika 14 saniye hiç unutmuyorum. Geldi hanımından şikayet etti. Ya ne yapacağız diye şikayet etti. Nasıl yapacağız? Ya nasıl iyi geçinler? Evi nasıl kurtaracağız yuvayı? O için ciddi olduğu için geldi. Cevap ben ne demiştim İbrahim? Biz
Sarı mı demiştin? He? Ona sarı mı demiştin? Yok. Boşa gitsin. He? Boşa gitsin. Boşa gitsin. Öyle olabilir. Sevgisi öğrenci. Sevmeyi beceremiyorsun dedi. Sifonu değil. Biz sevme özürlüsünüz. Sevme özürlüsünüz. Sevme. Sen sevmeyi beceremiyorsun. Sevgi, muhabbet kusur görmez. 10 tane dayansa. Sen bir insana muhabbeti karar verdin mi kusur gözükmez. Sen bir adama kusur bulacak mısın? Nefret 100 tane kusur bulursun yine. Eğer sevmeye karar verirse kusur kusurluktan da çıkar. Değil o. Senin sokakta çocuğun mesela bir şey yaptı, sen kızarsın ama birisi ona bağırsa, şey yapsa, tamam lan ne bağırıyorsun, tamam biz cevap veririz cevabını diyorsun. Oğlum niye yaptın lan dışarı? Ama dışarıda ne yapıyorsun, savunuyoruz. Hep savunuyoruz. Tamam kardeşim ne ya, tamam işte yaptı, sen bir çocuk işte ya, sen çocuğu yapmıyorsun, sen yapmadın. Tamam eve def ediyorsun, eve gelince oğlum ne yaptın lan eşek herif. Bak ona böyle böyle böyle. Sevmeye karar verdin mi? Kusur, kusur değil. Burnunun sümüğü bile sana miskamber gelir, çocuk. Öyle değil mi? Eğer seviyorsan eşini, dağlar yol olur. Eğer sevmiyorsan, yollar sana diken olur. Ya. Sevmeyi beceremiyoruz. Sevgi özürlüsüyüz. Özürlüyüz, özürlü. Allah bizi muhafaza etsin. Ama böyle bir insan niye yaratıldı? Hemen ona gidiyor, geçiyorum. Çalışarak geldim arkadaşlar. Bak. Bizim buraya gelmemiz teraziyi dengeliyor mu? He? Bizim buraya gelmemiz diyorum. Teraziye ceviz mi koyuyoruz? Evet, Allah razı olsun. Harikalar işte. Bak, meyve vermeye başladı. Bana da keyif veriyor. Böyle de olunca insan katkılı atölye çalışması olunca bana da zevk veriyor derse ha. Mübala yapmıyor. Bak bu dünyaya gelirken de ya yani gelme neticesinde cevizler koyuyoruz. Dünya ve ahiret ceviz. Şey, terazi. Ceviz koy. Allah aşkına ya. Şu mesela eve git. Dengeyi koruyacaksın değil mi? Paldır küldür. Dörtten geliyorum lan. Evet kalkın millet. Şey yapın. Yok. Lan geç oldu ben. Babanın cümleti bas yani. Ses yapma yani. Ondan sonra annemle kadın takıldı. Terazi, ceviz koy bir yere böyle. Ondan sonra sıkıntı var. Tamam de. Dikleşme, bir şey yap yani. Arkadaşlar, yanlışlık bilgilerin yanlış olduğundan değil. Yanlışlık nereden geliyor? Yanlışlık diyor. Yanlışlık nedir? Tatbiki nazariyattan. Merdiveni yanlış yere dayamış. He? Merdiveni yanlış yere dayamış. Evet, merdiveni yanlış yere dayayınca çıkmak istediğin yere değil. Usta diyor ki yanlışlık tatbiki nazariyattan çıkar. Yani bilgiler doğru. Donanımın doğru. O doğruyu uygulama şeklin yanlış. O zaman doğru yanlışa hizmet eder. Yani uslup oluyor. Uslup değil, uslup davranış, mimik. Abi siz hep dersiniz ya, mesela sabah 9'da kahvaltı yapıyorsan, her sabah 9'da yapacaksın. Yok öyle yapacaksın. Terazi budur. Mesela en yakın benim dostlarım, hepiniz bilirsiniz. Benim şu saatte 3.30, 8.30, 9 arası, 3.30, 4 arası. Yapmayınca hakikaten sıkıntı olur. Niye? Abi öyle inan. Öyle inan. Tabii ki sisteme uyacağım ya. Kim olursa olsun. Beni eve davet edince böyle 3.30, 4 arası yapacaksın kardeşim. Yapacaksan, yoksa yapma. Ben saat 2'de de yemem, 7'de senin için de yemem. Yani terazi demek istiyorum. Hayatta taviz vermeyin doğrularınıza. Çünkü sistem terazi. Uykuda da öyle ya. Niye 12'den sonra ayaktasın? Olma, terazi bozuluyor. Ya her şey size anlatılmıyor. Gece 12'den sonra birileri serbest. Dolaşıyor kimin ışığı yanıyor. Rahatsız edileceksin. Adın gibi bir. Abi ben dün akşam ayaktaydım, kimse beni rahatsız etmedi. Vallahi kaç kişi gelmiştir evine. Anladın mı? Teraziyi bozmayacaksınız. Yani bozmamamız lazım. Kim ne kadar bozarsa. Mesela bak uyku değişik saatlerde bak bamburya gibi kalkıyorsun. 12'den sonra
kayakta kalırsanız 12-2 arası, ertesi gün 20 saat yatsanız bile mantar gibi olursun. Yorgunluğun alınız. Terazi bak. Mesela hanımla vesaire. Ya arkadaşlar, içsel dengemizde de ya. Denge ya. Teraziler var. Cevizi yanlış yere koyma. Abi baktı ki koymamız gereken yere cevizi bir de koymadın, bir de öteki tarafa koydunsa. Oho! Duman duman! Yani koyman gereken yere koymadın değil mi? Hadi hadi koymasan daha iyi. Bir de yanlışa koydunsa. Abi yanıyorum abi. Aklımdan çıkmıyor. Niye haramı nazar ettin ya? Ya usta diyor ki göz penceresinden diyor sevgili diyor bir kıvılcım soktu kalbe artık yanıyor. Abi yanıyorum yanıyorum. Diyenler var da biliyorum ya. Anladın? Ondan sonra bir giriveriyor oraya. Artık aklında o, yatakta o. Yatma, kalkma, her şey o. Duvar oluyoruz. Terazi. Böyle bir insan niçin yaratılmış diye şey yapıyoruz. Bak, okuyorum. 198 not alan. Bu kadar fesat. Bu çok antika bir soru ha. Acayip bir şey bak. Bu kadar fesat. Şurur. Kötülüğü yapan beşere bu kadar kıymet neden verildi? Allah niye verdi ya bu? Ne özelliği var ki? Cebrail'den üstün yaratmış. Mikail'den, İsrafil'den, Azrail'den üstün. Cennete gitmek için buraya göndermemiş. Cennete gitmek için değil. Zaten oradan geldik. Düşün o kadar kıymetlisin ki cennetin geldi buraya. Burası bir manasıyla cennette üstündür. Tekrar aynı yere dönüş için olsa mantığı olmaz. Başka bir şey. Rıza ilahi cennetin üstü değil. Ama cennette rıza ilahi yok ki. Öyle mi? Rıza ilahi yok ki. Yoktu yani. Bak bu kadar fesat, şurur ve kötülüğü yapan beşere bu kadar kıymet neden verildi? Cenab-ı Hakk'a ibadet ve takdis için şu fesatçı beşerin vücuduna hikmetin iktizası ve rızası var mıdır? Sami'in işiten yani bu Kur'an lisanıyla insanın yaratılmasını meleklerle Cenab-ı Hak arasındaki mukaleme konuşmalara hikmet lisanıyla şahit olan insan vesvesesini def için merak etmiş bunu sormuş. Şöyle bir işarette bulundu ki beşerin o şurur ve fesatları beşerin var ya o şurur, şirir ve fesatları onda insanda bedia bırakılan, emanet bırakılan sıra mukabelede mezaf olur. Yani insanda bir bedia bırakılan bir emanetler var. O emanetlerin hatırına, inkışafı hatırına beşerin fesadına müsaade edilmiş. Tamam da 3-5 kişi bu. Eğer fesatçılar ve şururlar olmasa hayırlar denen bir şey olmaz. Eşrarlar olmasa ebrarlar olmaz. Karanlık yok. Aydınlık olur. Bak insanın ruhuna bedia bırakılan o emanete, o sır, Allah'ın sırrı var. Diyor ki Allah bir hadis-i kutsisinde bil mana. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Bir daha. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Yani biz Allah'ın sırrıyız. Ne olduğumuzda hakikaten tam bilmiyoruz gene. Bir şey anlatacağım. Bakayım şey yapabilecek miyiz? Bak, adam geliyor doktor. Ama burayı dinleyin, bu sır nedir diye. Ha? Bunu yeni bulduğum bir şey yani. Allah'ın ikramı bana. Doktor, bunu kullanacağım başka bir şey anlatacağım. Doktor buraya bakıyor, ilim elde ediyor. Doktorun elde ettiği ilimin kaynağı bu mu? Bu. Bu ilim. Bu ilimle bu yaratılmadan bunu yaratmak için kullanılan ilme benzemiyor. Bu ilimle, buradan alınan ilimle bunu yaratamazsınız. Bunu yaratmakta kullandığı ilim bundan aldığımız ilimle hiç alakası yok. Bunu biliyorduk. Bu malzemeyi koyuyoruz. Kur'an şeceri hilkatin yaratılış alemlerin haritası, ruznamesi takmini. Bu ilim varlığa dayalı bir ilim.
şecere-i hilkati yaratırken kullanılan ilim Kur'an ilmi değil. Kur'an sıfatı sıfattan gelmiş. Kelam ve ilim sıfatından değil mi? Kelam sıfatından gelmiş. Oysa sübutu sıfatın üstünde sıfatı zatiye var. Şuunatı zatiye var. Manyeti zatiye var. Bakın Kur'an şecere-i hilkat. Üçü aynıdır ya. Kainat. Kainata ne diyor? Kur'an-ı kebiri kainat. Kainata ne diyor? Kur'an-ı kebiri kainat. İnsana ne diyor? Kainatı suğra. Küçük insan. Yani ağacın çekirdeği ağaç. Tamam mı? Arkadaşlar üçü aynıyız. Kur'an, Allah'ın dışında yaratılan şeceri hilkat, insan aynıdır. Tamam mı? Bak. Şimdi sıra geçeceğim. Kur'an şeceri hilkat ilmi. Şeceri hilkatı hiçlikten yaratma ilmi Kur'an'da o yok. Bu taraf o. Şimdi beni dinle. Biz de canlı Kur'an mıyız? Kur'an ve şeceri hilkat ve biz bunun hakkındaki bilgimiz yaratıldıktan sonra seyir, tefekkür ve alabildiğimiz ilimlerdir. İnsandan aldığımız. Ama insan yokken insanın yaratılmasında kullanılan ilim Kur'an ilmi değildir. Yok o. Eğer o Kur'an ilmine mahkum olsa Allah Kur'an ilmine mahkum olur değil mi? Allah'ın nihayetsizdir. Abi akıl ürünü değildir yani. Değil, öyle bir şey değil. Çünkü Allah'ın aklı yoktur. Allah'ın ilmi vardır ve Allah ilmiyle aklı yaratmıştır. Gece ve gündüze sebep olan güneştir ama güneşin gece gündüzü yoktur. Her şeyi ıslatan sudur ama suyu ıslatamazsınız gibi. Akıl bir alettir. Ne anlatmaya çalıştım buraya kadar? İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Ha, Kur'an'a dayalı bir yapı değil Allah'ın sırrı. O, yani insanın insandan alınan ilim, insanda bilinen, var olan ilim, Kur'an'ı ilimdir. Ama bu yokken kullanılan ilim sırdır, Allah'a aittir. Bilmiyoruz. İnsan benim sırrımdır. Ben de insan derken bu taraf. Bir şey o, bilmem yapabildim mi? Sana abi o zaman o dediğin ilahlık sıfatı olmuyor mu? Hani yokken var ne şey var. İşte Allah ilah tabii. Yani ilahlık sıfatı. İlah tabii, ilah olacak yaratacak. Kur'an'da o zaman görünen sıfatlar oluyor değil mi? Evet, o dişe vuruşu yalnız. Bak arkadaşlar. Adam göze baktı, sağına baktı, soluna baktı, kesti, doğradı, indirdi, bilmem ne yaptı. Tecrübeyle ilim elde etti mi? Doktorum bu ilmi nereye bağlı? Göze. Bu göz ilmi kulağa mı bağlı? Bu ilmi nereden elde etti? Gözde. Gözü ortada kaldırırsanız göz ilmi olur mu? Olmaz. Ha. Arkadaşlar gözden alınan ilim yokken gözü yaratmakta kullanılan ilim değildir. Tamam. İnsan yaratılmıştır Nur-u Muhammedi. Nur-u Muhammedi yaratılmış. Onun hakkındaki ne olduğu yaratıldıktan sonraki süreci Kur'an'dadır. Ve insandadır. Ve kainattadır. Üçü aynıdır. Üçü aynı şeydir. Farklı boyutlarda. Kainat, Kur'an, İnsan. İnsan canlı Kur'an'dır. En el atıkıl Kur'an. Tamam mı? Ha, fakat bu kullanılan bu yaratılandan elde edilen ilim bu yokken yaratma ilmine benzemiyor. İşte bu yokken yaratma ilmi insan benim sırrımdır o. Kur'an'la da varamazsınız. Onu ancak Allah biliyor. Böyle bir Allah'ınız var. Sizin hakkınızdaki hükmü bu. Böyle bir Allah'a yanlışlık yapılır mı? Yani böyle bir Allah'a olmaz değil mi ya? Kur'an ama mülk cihetiyle bakıyor sadece. Nakıs gibi gözüküyor. Yani, melekut cihetine bakan tarafı da var diye mesela. Tabii. Ezel-i Bebedir'in diyor mesela. Ha onu çok güzel. Kur'an mesela kainat arşa kadardır. Şecer-i hilkat. Kur'an'da ezel ve ebed, bunlar hep esma. Ve sıfata kadar. Ezel esmadır. Ebed de esmadır. Evel de esmadır. Zahir de esmadır. Batındır. Bunlar esma-i hüsna. Olsa esma-i hüsna'nın bir kaynağı yok mu? Nedir kaynağı? Sıfat. Sıfat. Hatta Kur'an sıfattan gelmiş. Esmadan bile gelmemiş. Yani
Şöyle diyelim. Elma filmi ters çevir. Tomurcuk, çiçek, ağaç, dal, değil mi? Gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir misin? Kur'an'la nereye kadar gidersin? Çekirdeğe kadar. Sıfata kadar gider. Nereden çıkmışsa Kur'an. Kur'an nereden çıkmışsa o kadar. Ama mahiyeti zatiye bakan yönümüz var. O tarafımız işte sır. Onunla artık Kur'an'la değil. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Kur'an kadar bana Kur'an verilmiş ama vermeye mezun değilim diyor. Aslında bu ayna özelliğinden dolayı mı? Doğru da ayna. O ayna olma özelliği Kur'an'ı gösteren. O ayna başka. Bu tarafı bilmiyoruz. Sır yani. Allah'ın sırrı ya. Allah'ın sırrı olmasa o ayna diyemez. Ben hemen hatırına gelen, yani gelebiliyorsa o zaman sır olur mu? Hemen hatırına geldi mesela ayna olmak. Gelmemesi lazım. Ama şu kabul ediyoruz. Ayna dağıldık, halife olmaya sebep. Ayna-i Samet'tir. Ayna-i Samet olmak kolay iş değil. Bu başka bir şey arkadaşlar. İnsan çok değerli ya. Bak ne diyor? Bu kadar fesat ve şurur ve kötülüğü yapan beşere bu kadar kıymet neden verildi? Cenab-ı Hak, ya insan keyfi atıyor ya, fiyakam atıyor benim ya, babalığa böyle gurur kibir yok, lafa. Ya ama haddimi de bilmeme, yani cevherimi de çöplükte harcamayacak kadar ahmak da değilim. Böyle bir donanıma sahibim, böyle bana değer verilmiş, ben de gidip de çöplükte harcamamam gerekiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum böyle bir sistemi anlatarak. Benim anlattığım tamam bu yani. Ya böyle bir sistem mi var? Değer mi be kardeşim, nerede harcıyorsun? Allah aşkına ya. Değer mi ya? F-16 ile nasıl gübre taşıyorsun ya? Değer mi? Taşınır ama değdi mi ya? Abi mahiyeti zatiyeye bakan bir yönümüz var diyoruz ya her insanın. Bununla alakalı farkındalık kişinin maneviyatına göre değişir mi? Mesela Peygamber Efendimiz bunun... Hepsi değişir. Bakın içsel yapınız düşünceyle bakışınıza göre alt üst olur, format değişir. Bir filmi düşünün, nokta VMV, FLV değişince uzantıları değişiyor değil mi? Ha, şimdi senin aynı hisse, aynı namaz. Hemen ben mahiyeti zatiye aynayım, ben şunatı zaten. Böyle bakışıyla o hep değişiyor. Arkadaşlar, niçin anlatıyorum? Namazınız değişmeyecek, namazınız aynı kılacaksınız. Derslere devam edeceksiniz. Yapacağınız bir şey yok. Bu dersler veriliyor ki, düşünceleriniz sizi falan... Öteye taşısın. Sizi değiştiriyor. Bu derste sizi değiştiriyor. Yeni de format atıyoruz. Birbirimize, beraberiz. Şu anda benimle senin arasında terazi var. Öfke, nefret, gadab, hisse, haset varsa bana karşı terazide cevizi başka yere koy. Alamayacağız. Yani bu terazi. Mesela şu derste, vay be hecelan, neymişim ya, Allah Allah. Dediğin anda değişiyor namazını, her şeyin değişiyor artık içsel alemde. Artık kabir de değişiyor. Her şeyin değişiyor yani. Terazi değişiyor. Cenab-ı Hakk'ın ibadet ve takdis için bu kadar şu fesatçı beşerin vücudunu hikmeti, iktiza ve rızası var mıdır? Yani bu kadar meleke var, sonsuz nihayetsiz. Namaz niyaz yapıyor. Ya namaz niyaz olsaydı zaten sana ihtiyaç yok ki. Zaten yapıyor. Sami'nin bu vesvesesini def için şöyle bir işarette bulundu ki, beşerin o şurur ve fesatları onda hediye bırakılan sıra mukabele edemez, affolur. Şimdi bunu bir tane çakal denilen bir adam vardı. Çakal. Çakal benim tabirimle. Vatana çağırdılar beni, emniyete. Tam bir çakal. Ya şey, ya diyor, hoca tutmuş yeni. Yeni bir yapıyor. Ya diyor, Allah bizim eğilip kalkmamızı değil sen diyor. Buraya bak, buraya! Bakıyorum, o kalbi dişe vuruşlarına bakıyorum, şu uslubuna, davranışlarına bakıyorum. Orasının dişe vuruşu buysa dedim, orası tarumar olmuş, haberin yoktu. Dedim, her şey kendisini dışarıda ifade eder. Biraz moral bozuldu, gitti geldi. Oturdu, uslubunu değiştirdi. Dedi ki, ya dedi, niyet dedi kafi değil mi? Bak kardeşim, insan kağıda benzer. Namaz niyaz nedir? Ben dedi, namaz niyazdan üstün görüyorum, niyet. Akılmamak yeter. Bak dedi, niyetinle sen bunun içine bir şeyler yazdın. Tamam. Ona, önde, öyle.
Ama dedim sen bunu kağıtla yakmazsan bunun içerisindeki dumanı nuru ayrıştırabilir misin? Bu kağıdın zıtlarını, içindeki duman, dumanı nuru kerpetenle, penseyle, tornavidayla ayırabilir misin? Neyle ayırırsın? Ateş. Ha, ateş bunun içini ayırt ettiği gibi namaz, niyaz da bizim ruhsal yapımızı nefsi sistemden ayırıyor. Başka ayıramazsın. Yani tornavidayla, kerpetenle, dumanla ışığı ayırt edemezsin. Ancak kibrit lazım. Ha, insanın zıtlar yapısını ayırt eden namaz niyazdır. O başka bir şey oldu dedi şimdi. Aynı böyle. Biraz önce bak öyle diyordu. Ondan sonra diyormuş ki çıkarken duydum. Hakikaten dedikleri gibi tehlikeli adam. Aynı böyle dedi. Onda vedia bırak, şuraya bak bak. Onda vedia bırakılan sıra mukabele edemez af olur. Yani insanların yaptıkları pislikler var ya. 2-3 tane Geylani çıksa, 2-3 tane Bediüzzaman, 2-3 tane Bahattin Şah'ın Nakşibendi Hazretleri çıksa, İmam-ı Rabbani Hazretleri çıksa bir tane, bu kadar fesat bile değiyormuş. Çünkü insan bir tane, yani çok fazla istenmiyor zaten. O Allah'ın takip etmiş olduğu insanlıktan çıkacak sır, bir tane çıksa insanlığı mayalıyormuş. İnsanlığı kurtarıyor. Bir peygamber gibi mesela. Mayaymışlar, biliyor musunuz? Maya bunlar. 121 şualardan çıkarıyorum. Bu insanlar diyor, tek tüktür, 121'de şualarda şeydir diyor, insani berzahtırlar diyor. O alemde bu arasında berzahtırlar, köprü, hadi geç. Bir köprü yapılır, herkese köprü yapılmaz ki. Bir tane köprü ama binlerce insan geçsin. Köprü bir tane. Bu tepecikte bir tane köprü olsun. Söyleyeyim siz, vicdanınıza soruyorum. Vicdanınıza soruyorum. Getirdiniz Geylani'yi İmam-ı Rabbani Hazretleri Büyükçekmece'ye, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin. Manevi kemalat Geylani. İlim dünyasının ötelerin vesilesi, sahibi diyeyim. Dev insan. Bediüzzaman desem taassup diyeceksin. Gelin koyun şu İmam-ı Rabbani Hazretleri buraya, kefeye koyun. Bu asın kaç tane insanını koyacaksınız ki manen onu dengelesin, tartsın. Ha? İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kefedeki manevi ağırlığına ne kadar bu asın insanını koyacaksın? İşte böyle gidiyor bir tane. Onda vedia bırakanı sıra mukabele edemez af olur. Cenab-ı Hak onun ibadetine muhtaç değildir. Ancak Allâm-ül Guyub'un ilmindeki bir hikmet içindir. Allâm-ül Guyub. Böyle bir Allah'ımız var ya. İnsan babasının servetiyle, malıyla, babasının özelliğiyle gurur duymuyor mu? Biz sorduğu zaman, nakime de var mısın? Bizim, benim. La babanın işte, babanın demiyor, benim diyor. Babasıyla insan servetiyle, malıyla, mülküyle gurur duymuyor. İnsan oğluyla gurur duymuyor. İnsan cemaatiyle gurur duymuyor. Hocasıyla gurur duymuyor. Biz de Allah ile gurur duyuyoruz. Allah da bizimle iftihar ediyor. Meleklerine gösteriyor. Bak kollarıma bak diyor. Ne var ya hadislerde? Görüyor musunuz bak? Beni diyor toplumdan anın, ben de böyle bir Allah'ım var bak. Böyle tobe stoburla, böyle bir klasik bir Allah düşüncesi değil, oturup bakıyor değil. Beni mi andın toplumda? Ben de bütün alemlere, şeceri hilkata bak, seni anacağım, anıyorum. Bak o beni seviyor. Ey bütün mahlukatım, siz de onu seviyor. Cebrail Mikael'de Etman'a diyor ki, Allah falanı seviyor, siz de sevin. Mecbur sevecekler seni. Merkezden işi bitirdi. Şu anda Allah bunu yapıyor mu? Haşa, tövbe estağfurullah. Tabii ki yapıyor. Nerede biliyoruz? Şu anda bunu söylettirmez. O 5 yaşındaki kız çocuğunu sordu. Geçen Mecud'da olanlar şey yapmıştı. 11.30'da telefon ediyor. Hasan amca, bir şey sorabilir miyim? Ona 11.30'da herhalde cenaze uğradı. Yanında annesi tabii. Ben anneme sarılıyorum. Annesi öyle. Ben anneme sarılıyorum. Sen Allah'a sarılabiliyor mu? Oğlum bu çocuğa nasıl yok böyle diyor. Dedim ki sen annene sarılınca gömleğine, kazağına mı sarılıyorsun? Hayır. Etine mi sarılıyorsun? Yok. Annenin neresine sarılıyorum? Bilmem ama. Peki dedim içinde sıcaklık oluyor ama sarılınca oluyor.
Ben de dedim Allah'a sarılıyorum, nasıl sarılıyorsun? Sen dedim annene, gömleğine, kazağına, etine sarılmadığın gibi ben de Allah'ı düşünerek, tefekkür ederek ona sarılıyorum. Peki o da sana sarılıyor mu? Sarılıyor dedim. O da bana sarıldı mı şöyle anlarım. Sen annene sarılınca içeride sıcaklık hissedersin ya. Ben de Allah'a düşününce, tefekkür edince bu benim sarılmaktır. Allah da beni öptüğüne delil içime maneviyatları koyar, huzuru koyar, lezzet koyar. Bu, o da beni sarıldığını gösteriyor. Biz annemize şeye, etine mi sarılıyoruz? Ya, böyle bir Allah'tır. Peki, diyor ki Allah, قَالَ اِنِّي عَالَمُ مَا لَا تَعَالَمُونَ. Benim beşerin hilkati hakkında bir hikmetim vardır. O hikmetin hatırası için fesatlarını nazara almam ferman etmiştir. Arkadaşlar bir müjde böyle. Eğer ahirete ümitli yaşıyorsanız bütün dünya sizin olsa bu kadar kıymetli olamaz. Bütün dünya sizin olsa ahirete ümitli mi yaşıyorsunuz? Dünyanız cehennemdir. Ahirete ümitli yaşamak kadar dünyada bir nimet bilmiyor. Her an kalp kriziyle, tansiyonla, her an bir şeyle, hastalıkla tetiği yaşamak sıfır ya yaşamamaya göre. Yaşamamak daha fazla. Şartlar böyle. Böyle bir tehdit altında bir insanın ümitli yaşaması ahirete, bundan daha servet olur mu? Ya para alamadım, ya gitti. Beşeriyet olsun. Ama taşıma onu eve. O meseleyi kafana, ruhuna taşıma, davana taşıma. Öyle baktı, şöyle çaktı, şöyle dedik. Ya bitsin o işte ya. Ümitli yaşayabiliyor musun? Ahireti ümitli misin ya? Böyle vicdanen bana deme. Ben de demiyorum sana. Şöyle vicdanınla gece böyle şey yaptığın zaman. Münafıklığı anlatacağım, tamam mı? Ya dedim münafık kendisini bilir. Münafık yani bariz önemli. Sen dedim tek başınıza odada kalınca namaz kılmıyor musunuz? Dedim bir tanesi dedim. Sen kılmıyor musun? Ben kılmıyorum demesin ya. Hayda. Eyvah. Ya dedim hiç mi yani? Allah'tan. Ya bazen kılmışım dedi. Ha tamam. Diyeceğim ki münafık evde tek başına namaz kılıyor. Öylelikli bilirsiniz. Ben baktım ki adam kılıyor demesin. Ne diyeceğim şimdi? Desem mi olmaz? Desem de olmaz. Demesem de olmaz. Hemen kıvırıverdim yani. Bir tanesine dediğim gibi başıma delası aldım. Allah rahmet etsin. Kıni Ali vardı köyümüzde, Ömer Bey. Dedim, dayı ne haber? Elhamdülillahiyim ben. Dedim ya, dayı dedim, senin yaptığın Alman gavuru yapmadın. Eyvah! Ne dedim size, Alman gavuru tamam. Yani Allah'ım sen, ya bana bunu nasıl dersin ya? Namaz kılar mı Alman gavuru dedim. Lan namaz kılmıyorum diye, ha, meğer namaz kılmıyormuş. Hayda bak, yani şeyi kastettim dedim, çeviriyorum. Cuma'yı, ya Cuma'ya da gidemiyor, hastaysa dedi ya. Ya bayram aslında kastettim dedim, bir tanesini takayım dedim. Bayramda meğer varmış. Yani Allah gavur bayram namazına gitmez dayı dedim ya. Onun için dedim yani. Kurdum Allah'tan bir yerde bağladım, Allah gavuru yaptım. Adam, yani insan baktığın zaman basit bir şeyler ve iki sene benimle konuşmadı. İki sene sonra dedi ki, senin ne anlatmak istediğini durdurdu beni geçerken. Dur dedi. Ulan ben de şaşırdım, hayret barıştı. Dedi ki, hoca bana ağır şakaya bak, sonra anladım dedi. Dedim, dayı iki sene geçti. Ya ben sana dedim ki, yani senin namaz kıldığını, secde ettiğini gavur yapar mı? Ama hocam dedi ya, ben anlamadım dedi ya, ben dedi, anlatan. Meğer ben namaz kılmıyormuş ya, seni namaz kılıyorsun dedi. Mamla gavur yapıyor mu? Ulan ben dedi ya, kılmıyorsam dedi, ben meğer kılmıyormuş. Bu sene cumadan kılmaya çalışmıyor. Sonra bayrama taktı. Allah'tan bayram bir de bir şey, o da olmasaydı derdik yani şey, oruç hiç tutmadın mı ya? Biz de patavat yapıyoruz da bazen yanlış yapıyoruz. Demek ki bir daha okuyayım ondan sonra kesin. Benim beşerin hılkati hakkında bir hikmetim vardır. Allah'ın bir hikmeti vardır. O hikmetin hatırası için fesatlarını nazara almam. قَالَ اِنِّي عَالَمُ مَا لَا تَعَالَمُ. Almam ferman etmiştir. Allah Allah. Şeyde cinleri devre dişi yapmış ya.
şurada. İnsan beşeri, ondan cinler bize, şeytanlar düşman ya. Ben ne yaptım? Babasını mı öldürdüm ki benimle uğraşıyor? Adamı devre dışı yaptık. Fabrikada sen girdin, ötekisini attılar kenara. Sen girdin, müdürü, süpürgeci yaptılar, sen müdür oldun. Süpürgeci diğer mi olan? Aferin lan İbrahim, iyi ki geldin. Bir, özlemiştim süpürgeciliği. Müdürlüğü bıraktım süpürgeci. Hatta ya memnun olur mu adam? Sen ne yaparsın? Senden dolayı. Lan ben sana ne yaptım? Tamam ama senin hastanla ben de beğendim. Nereden geldin lan? Ha, cinler vesaire devre dışı olunca adamlar kafayı yiyor. İşte evet, beşer zahiri ve batını havas ve duyguları ile bilhassa derinliğine nihayeti olmayan vicdanı ile kainatı ihata etmiş bir kabiliyettedir doğrudan. Son cümle bir daha tekrar edeyim. Ondan sonra kardeşim Kur'an okuyacak. Bir daha. Evet, beşer zahir ve batın havas ve duyguları ile bilhassa derinliğine nihayeti olmayan vicdanı ile kainatı ihata etmiş bir kabiliyettedir. Sen ettiğini mi zannediyorsun kendini? Donmuş enerji mi zannediyorsun? Etli yeni misin? İnsan bu mu? Müdüre dediğim gibi senin insanlık anlayışın etli yeni midir? Karşında etli yeni mi görüyorsun? Abi 18 milyon alem var bizde. 18 bin. 18 bin alem mi? Yani bir rahatsızlık o, hangi o, alem? Orada durmuyor. Bütün alem 18 bin. Sende artı ilk şeyler var. Kainatta olmayıp sende olan var. Çünkü sığmadım kainata. Kainata sığmadı, sana sığdı. O zaman kainatta olmayan vasıfsız vasıf, cebersiz ceber, varlıksız varlık, vücutsuz vücut denen bir şey var yani. Allah kainata sığmadı, sana sığdıysa sende bir şey var, o kainatta yok. Bak, bütün alem sende, artı alemde olmayan da var sende. Kainat onun için büyüksün. Ya bu kadar kıymetli bir şeyi ya çöplükte nasıl harcarız ya arkadaşlar ya? Nasıl 10 dakika kitap okumadan ömür gün geçer? Nasıl namaz kılmayız? Nasıl kazanımıza başlamayız? Nasıl böyle televizyonlarda böyle şunlar bunlar lakarlar bu konularla geçiyoruz? Ya değer mi ya bu kadar harika bir şey ya? Bir de bulamazsın ya. Cinler devre dışı olmuş yaratılarak sen. Ruhaniler devre dışı olmuş sen yaratılarak. Ne kadar? 6000 diyor İmam-ı Gazali. 6000 mahluk varmış. Çeşit çeşit. Hepsi devre dışı. Dan, man, tam, 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 tes, dan, han, man, dan, tam, tes, bir tane de var. Canlı. Ha can, cinlerin evet can, 6. Her birisinde de 1000 tane çeşit varmış, 6000. Hepsini devre dışı yapmış, hepsi arkanda senin. Ama hepsine camisin. Hepsini içine almışsın. Gel de çöplükte harca. Et yığını değilsin kardeşim sen. Tamam mı? Güzel kardeşim. Eksikliklerimizi hemen kazamıza başlıyoruz. Kaza uğramıza başlıyoruz. Derslerimize devam ediyoruz. Hizmetleri, cemaatleri, istepne lastiği gibi kullanmıyoruz. Lastik patladığı zaman takmak manasına gelen ya başıma hadi şey yaptı gibi ciddi devam edeceğiz. Tamam? Samimi olacağız. Allah'ın izniyle ondan sonra bu alem kapanacak. Bir daha çıkmayacak. Birbirimizin de kıymetini de bilmek lazım. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Gel kardeşim, bunu Kur'an'ı okuyoruz, çok hoşuma gidiyor ya. Böyle daha da okuyor ya. Gel. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما رب
فلن تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة